Herkese merhaba arkadaşlar. Taşının modası geçmez. Ne kadar kendim hatırlarsam taş her zaman vardır. Taşının her zaman farklı uygulama yapabilirler. Nazik, sade yapabilirler, abartılı yapabilirler, yan malzeme kullanabilirler. Böyle bir küçük küçük nokta olaraktır. Ve şimdi taş nasıl doğru yapıştırmak ve taşının nasıl durabilmesini için, taş nasıl daha parlak dursun diye ben size anlatacağım. Bizim farklı çeşit stokumuzda taş var. Farklı farklı arkadaşlar. Siyah, böyle yanar döner, şampanya tonu, pembe tonu, yanar döner yeni, yeni pembesi, sonra daha böyle şampanya tonusu, daha yoğun bordo, farklı 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 taş sonu yoktur. Yan malzemeleri de var, sade taşımız da var ve farklı farklı havyerimiz de stokta bulunuyor. Şimdi beraber çalıştığımızda nasıl taş doğru takmaya ve neden burada boşluk oluşmuyor ben sizi daha detaylı anlatacağım. Çünkü detaylı bakarsak mesela taş kırmızı ama aralık göstermiyor, taş siyah ama aralık göstermiyor. Nasıl oluyor, niçin oluyor, beraber hep detaylı çalışalım. Öncelikle biz boylu büyük taşla çalışacağız. Ve dikkat edecek noktamız nedir? Alt fonu. Mesela bütün tırnakları siz yeşile boyadınız. Ama bir tane tırnak yanar döner rengi yapmak istersiniz, değil mi? Veya kırmızı eklemek istersiniz. O zaman o tırnak farklı bir tonu boyanmalısınız. Neden? Şimdi anlatacağım. Bakın alt fonu hiçbir türlü gözükmüyor aşağıda. Neden? Çünkü ben orada taşa yakın bir tonu sürdüm. Nasıl bunu yapmak anlatıyorum. Benim planım şu an yanar döner taşı kullanmak. O zaman yanar döner taş altında hangisi tonu bana daha yakın gelecek bakalım. Bu pembe, bu olmaz değil mi? Onu pembeye taşa kullanacağım. Ama bu tonu bana çok uyumlu geliyor. Bu yüzden alt tonu vermeliyim. Gala Cremoje alıyorum ve şu anda alt tonu uygulanıyorum. Sürelim. Alt tonumuz böyle olması lazım. Sürdüğümüzde mutlaka bir glitter seri olmalıdır. Yani bir parlak alt tonu olacak. Sade bir ton süremezsiniz. Sürdüm ve bunu UV lambada kurutacağız. Şimdi biz küçük kütü bile alsak, bakarsak burası büyük taş, bittik daha küçük, bittik daha küçük, daha küçük, daha küçük ve daha küçük var. Burada da aynı prensip gidiyor. Büyükten küçüğe kadar gider. Niçin böyle lazım sizi anlatacağım ve burada da figürlü taş geçiyordur. Şimdi orta bulunduğumuz zamanında biz büyük taş kullanacağız. Taş neyle tutacaksınız? Eğer siz fırçayla tutarsınız, ister istemiyor fırça yapışkanı olması lazım. O zaman taşa tuttuğunuz zamanında taş üzerine bir kir olacaktır ve siz onu temizletemezsiniz. Bu yüzden bu iş fırçayla olmuyor maalesef. Size özel bir tutma aparatı gerekli. Böyle bir kalem, burası uç ve uçta boşluk var. Bu uça biz bu silikonu takıyoruz. Bu ayrı bir satılan bir şeydir. Açıyoruz poşeti ve burada silikonu görüyoruz. Bu silikonla ucunu dolduruyoruz. Bakın şu an ucumuz dolu ve istediği taş kullanabiliriz. Şimdi tutma aparatımız hazır ve biz sadece bana bir uç 4 tane ortaya büyük taş gerekli olacak. Onu elde alabilirsiniz. Aldıktan sonra biz ne yapıyoruz? Bu fırça alıyoruz ve bizim malzememiz viskoz top cut olmalı. Niçin? Bakın viskoz top cut inanılmaz yoğun bir malzeme. Öyle böyle değil. Bununla bütün tırnak siz kapatamazsınız. Viskoz top cut sadece dizayna ve taş için gerekli. Taşı tutturmak. Burada malzemeyi biraz ekledim değil mi? Şişeye kapattım. Şimdi bu fırçayı alıp eğer siz bütün taşları koymaya başlarsanız direkt o zaman her şey kayacak ve gidecek. Ben sadece orta nokta kullanacak olanı orta nokta fırça ile viskoz tapkatı uygulanıyorum. Ne az ne çok bir çizgi burada geçecek. Düm düz. Şimdi fırçaya bıraktık. Ve bizi özel burası bir yerimiz var. İstiyorsunuz taş da burada koyabilirsiniz. Niçin? Çünkü sonra kalan taşları geri eklemek kolay olacak. Bunu da aldık. Şimdi taşlarımız burada. Bakın bu aparat alıyorum. Taş çok büyük ama çok rahatlıkla alabiliyorum ve duruyor. Şimdi ortaya koyduk. Bakın taşımız var. Burada da aldık. Tekrar ekleniyorum. Çevirdim. Ve böyle böyle taşlarımız kaçmıyor. Yerde duruyor. Neden? Çünkü sadece bir parçaya yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Bütün tırnak aynı anda yapamazsınız. Sadece bu çizgiyi çizdiğimden büyük taşları ekliyorum. Devam ediyorum. Son taşı da ekledim. Şimdi bir bakalım düz dursunlar. Gerekli yerde düzletebilirsiniz. Ve sadece onundan sonra düz galiba duruyor değil mi? Yok biraz kaymış. Böylece biz taşları kurutacağız. Viskoz tap onları tutuyor. Başka malzemeye maalesef öyle tutamaz. Ve sadece 60 saniye kurutalım. Şimdi sizin de bakın dikkatli bu orta çizgi biz oluşturduk. Şimdi yandaki olanı taşlarımız bittik daha küçük olmalı. Bu yüzden biz kutuda bir sonraki açıyoruz. Bakın bunu ve şunu açacaksınız ebat olarak. Ben direkt bu ebata geçmeliyim. Böyle canım istiyor. Çünkü çok abartılı zaten görünüyordu. Buradaki olanı alacağım. Açıyorum ve aynı burada sadece bir çizgiyi sağ tarafta geçiyorum. Bakın malzeme aldığım viskoz tapkatı ve burada da azarcık geçiyorum. Aynı işlem yaparak tutma aparatı tutarak ben öbür boyut taşları ekleyeceğim. Bakın tutma aparatı çok kolay tutuyor.
ve dolduruyorum. Alt tonu parlak olduğu için ve gümüş renk olduğu için hiçbir boşluk bile olsa göstermiyor kendinize. Bu sır önemlidir. Mesela yeşil taş takarsan o zaman alt tonu parlak yeşil yapmalısınız. Mutlaka böyledir. Kurutmadan önce bir taşları tekrar düzlettin, kaymasın falandır, düz dursun. Onu göre de kurutabilirsiniz. Sonra öbür çizgiye ekleyeceğiz ve daha iyi bir formuna geleceğiz. Bir taraf doldurduk, şimdi öbür tarafa aynı doldurduk ve kurutacağız. Aynı prensip kullanarak siz sonraki sırada öbür taşları daha küçük gelerek bekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi sıra olarak çalışacaksınız. Yani sonraki küçük sıra ekleyeceksiniz ve en son en küçük sıra ekleyeceksiniz. Ve şöyle bir güzel sonu çalıştıracaksınız. Ve en önemli alt tonu dediğim gibi aynı ton olması gerekli. Şimdi burada çalışma sistemimiz aynıdır. İlk önce siz büyük taş ekleniyorsunuz, sonra da farklı farklı küçüğü ekleniyorsunuz. Bu çeşitli taş da bu sette bulunduruyor. Sistem oluşuyor. Fakat bizim ekstrada böyle bir şey küçük havyerlerimiz var. Bu çeşit havyerleri biz nasıl kullanmalıyız ve niçin kullanmalıyız onu da ben size göstereceğim. Farklı renk var. Şimdi burada havyerleri de görüyoruz. Küçük küçük ebatta görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar nasıl doğru eklemektir? Ve onlar tabii ki çok ince bir dokunuş veriyor. Güzel oluyor. Onlarla da çalışmasını göstereceğim. İlk önce ben alt fonu veriyorum. Krem kamufle 22 numara kullanacağım şu anda. Bu renkli bir base. Kıvamı onun bir tık akışkan değil. Birazcık yoğundur. İstiyorsunuz ikinci kat sürebilirsiniz. İstiyorsunuz da direkt güçlendirme sistemiyle gezdirerek eklenebilirsiniz. Bu yarım frençlik tonudur. Şimdi onu uyguladık ve kurutuyoruz. 60 saniye tek katta bile yarım frenç tonu oluşturabildim. Şimdi burada ben 3 tane taş koydum çalışabilmek için. Bir tane büyük, 2 tane bir tık daha küçüktür. Ve tabii ki dediğim gibi farklı çeşit taşlarımız olduğu için ne gerekli taş siz kullanabilirsiniz. Ben sadece örnek olarak gösteriyorum. Ve burada aynı fırça alıp viskoz tabı alıyorum. Tekrardan bunu burada ekliyorum ve benim çalışacak malzemem hazır. Şimdi ben gerekli yerinde bir çizgi oluşturuyorum. Bu taşlarım nasıl geçecektir? Buradan böyle yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden bu malzeme ne az ne çok. Malzeme zaten yayılmaz. Nasıl koyduysa öyle durar. Ekledim. Ekledikten sonra taş tutma aparatı alıyorum ve ortada bir tane gerekli olduğu taşımı yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Öbürünü de koydum. Öbürünü de koydum. Gereklisi daha da taş eklenebilirsiniz. Bana birazcık az geldi. Bu yüzden ben düşünüyorum ki bir tık daha küçük numara burada da 2 tane eklemek. Taşlar bu tarafta ekledim. Burada da bitiriyorum ve kurutacağım. Bakın taşları bir yere kaymıyor. Neden? Çünkü viskoz kap kaygan bir malzeme değil. Rahatça içeride koyuyorum ve kurutuyorum. Taşları rahatça böylece geri yükleniyorum. Zararımız olmasın. Şimdi taşları yaptık ama değil mi? Sanki bitmemiş. Mesela burada bakarsak çok daha hoş görünüm var. Neden? Çünkü havyer eklidir. Bu yüzden ben burada boşlukları havyerle dolduracağım. Havyer doldurabilmek için havyeri alıyorum. Dediğim gibi farklı da var. Bununla oynayabilirsiniz. Bununla şunu farklı ebatları var böyle. Ve bu mini olanları gümüş, bakır ve altını var. Renge göre oynayabilirsiniz. Ve bunlar havyer aldığım zamanında direkt bu malzemeye viskoz tabakası içinde koyması gerekli. Onlar bu sistem çalışılıyor. Şimdi tutma aparatı ile orada girersen o zaman bu silikonu bozulacak. Bu yüzden tutma aparatı değil. Eğer malzeme komple içerideyse ben fırça ile kullanmalıyım. Fırça alıyorum ve buradan çekiyorum havyeri. Bakın ve havyer zaten malzeme olduğu için burada koyması lazım. O kendi kendine yapışır. Neden? Çünkü viskoz tabakat içindeydir. Ve taşları arasında sistematik şekilde bu havyerleri dikkatli dikkatli ince iş bu. Kesinlikle uçurete alınır. Ekleniyorum. Öylece doldurmuş oluyoruz. Şimdi bakın havyercikler ekledim. Ve tabii ki daha dolgun ve daha bitmiş bir görünümü sallanıyor. Bunu da kurutuyorum 60 saniye. Şimdi işlemimiz hazır. Fakat eğer burada biz bütün taşı yaptıysak burada herhangi tabakatı kapatmak yere kalmıyor değil mi? Fakat burada bizim sadece saf malzeme kalıcı olacak remojemiz var. Bu yüzden bu kalan parçaları siz herhangi tabakatı katabilirsiniz. Viskoz tabı kullanmayacaksınız. Viskoz tabı sadece taş yapıştırmak için veya bir dizaynda kullanabilmek için. Ve şimdi kalan parçacıkları ben normal tabakatı geçiyorum. Böylece de fixleştiriyorum burada daha ekstra olarak. Bakın sadece bu yerleri taş üzerine asla geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Böylece geçiyoruz ve kurutuyoruz. Kuruduktan sonra bizim işlemimiz bitti. Şimdi video sonunda bizim bir sayfamız çıkacak ve orada sizi yakın bayınız görebilirsiniz. Ve bayınızdan, yakın bayınızdan bu sipariş oluşturabilirsiniz. Çeşitli taş ve süsleme stokumuzda arkadaşlar.